Türkiye 2 gündür Mersin'deki bu görüntüyü konuşuyor. Gazi Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki binanın 4. katında çıkan yangını gören bir kişi eline fener alıp yanan eve dalmış, birkaç dakika sonra da kucağında 10 aylık Güneş'le dışarı çıkmıştı. Hemen müdahale. Bu isimsiz kahramanın son görüntüsüydü. Çocuğu ambulansa bıraktıktan sonra ortadan kayboldu. Herkes onun kim olduğunu merak ederken bugün Mersin itfaiyesinden şok edici bir iddia geldi. Aşağı inerken yangına daldı, ateşe daldı falan diye yayın yapmışlar. Yangın falan yoktu çocuğu aldığımızda. Zaten yangın olsa, ateş olmuş olsa çocuğu dışarı çıkaramayız. Yangına ilk müdahale eden itfaiye çavuşu Adil Kılıç, çocuğu çıkaran kişinin kahraman olmadığını, kendilerinin yangından kurtardığı minik Güneş'i akrabasıyım diye alıp dışarı çıkardığını iddia etti. Yangın yerine ilk gelen yetkili benim. Kapıyı kırarak içeriye girdik. Biz bunları aldık, dışarıya çıkarıyoruz. Bu arada ben akrabasıyım, eniştesiyim mi dedi. Ne dedi, geldi. Çocuğu hemen verin verin dedi. Aldı, koştu. Kendilerinin kurtardığı bebeği alıp çıkaran kişinin sahte kahraman olduğunu söyleyen itfaiyeciler, bu kişinin kahraman olarak gösterilmesine de oldukça öfkeliydi. Aşağı inerken yangına daldı, ateşe daldı falan diye yayın yapmışlar. Biz içeriden çıkardık çocuğu. Tehlikesi olmadığı için de balkonda beklemesinde sakınca görmedik. Mersin itfaiyesi belli ki duruma çok içerlemişti. Öyle ki meçhul kahramanla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını dahi açıkladılar. Dahası asker kökenli şahsın itfaiyeye zimmetli el fenerini de geri vermediğini iddia ettiler.